Yani bu çok başka bir harekat olacak. Bir anda 15 bin Türk askeriyle bölgeden içeri girilecek dedi. Şimdi biz nasıl hazırlandığını, PKK terör örgütünü Amerika Birleşik Devletleri'nin hala her ortamda, her koşul için nasıl eğittiğini gördük. Bir fotoğraf daha. Oraya şöyle biz ne yapacağız? Yani Türkiye buradan 15 bin askerle bir harekat mı gerçekleştirecek? Şöyle ben bir genel çerçeve çizeyim. Burada detaya girmeyeceğim. Zaten bu doğru değil. Hangisi ama doğru değil? Yani burada harekatın bütün işleri olursa böyle olur, buradan böyle bir yol alınır gibi söylemleri İfade ben doğru, doğru bulmuyorum. Ama peki şöyle bir genel başlık çizeyim. Buyurun. Ortak Harekat Merkezi şu demek, Erbil, Bağdat bu harekat merkezine bağlı hareket edecek, müşterekse eğer. Ve o harekat merkezinin de esas kontrolü Türkiye'de olacak demek. Biz şimdi burada, bak Irak, 91'den bu yana işgal altına alan bir ülke. Silahlı kuvvetlerin durumunu biliyor musun? Kaç uçak uçabilir? Kaç tane pilotu var? Kara kuvvetleri ne durumda? Var mı bundan ilgili? Biz bilemeyiz. Kamuoyu bilemez. Ama ben sana şöyle bir genel değerlendirme yapayım. Sürekli işgal altında ambargolarla, yani Türkiye veya işte bölge ülkeleri kıyaslanamayacak kadar geri kalmış bir yapıyı konuşuyoruz. İmkan kabiliyetini biz biliyoruz. Devlet olarak. Erbil. İmkan kabiliyeti ortada ya. Yani ne yapabileceğini kestiriyorsun. Şimdi harekat planlarını yaparken bütün Irak'ı önüne koyarsın. Genelkurmay'da. Hangi tepe, Sincar'ı, Mahmur'u, buralarda ne var? Buralara ne kadar bir birlikle operasyon yapılır? O birlik operasyon yaptığı takdirde buradaki kaç istikametleri nedir? O istikametler kimlerle nasıl tıkanır? Orada merkez hükümet mi görev alır? Erbil mi kullanmak daha doğru? Bunların hepsini biz yaladık, yuttuk. Eldeki istihbari bilgilerle de güncelleştirip örtüştürdük. Ondan sonra harekat merkezinde bütün o harekatı tek elden yönetecek bir yapılanmayla da orada kimse Erbil'in temsilcisi, orada kimse Bağdat'ın temsilcisi askeri anlamda. Bunlarla birlikte bizim yönlendirmemizle bir harekat yürüyecek. Sayın Erdoğan ifade ettiği terörle mücadeledeki birliktelik sevindirici demek de kastı bu. Bunlar zaten hani o aralıktan bu yana yapılan görüşmelerde çoktan belli bir boyuta getirildi. Sadece düğmeye basmak kaldı ama şunu özellikle hatırlatırım. Bütün bu coğrafyada hakimiyet Türkiye'de. Güngör'ün bahsettiği risk var mı? Var. Bunun anında sen haberini alır mısın? Alırsın. Buna karşı bir tedbir geliştirir misin? Sen zannediyor musun bizim A planıyla yola çıkacağımız? B'si, C'si, D'si, yani her türlü ihtimal var. Hatta Sayın Erdoğan'ın az önce okudum bak, üçüncü ülkeleri araya almamaları yönünde bir ihtar ve hatırlatması da bu yüzden. Çünkü burada her türlü süreci, siyasi ya da askeri, baltalamak isteyen, argo tabir, engellemek isteyen bir akıl hala var. Sen zannetme Amerika eline kağıdı kalemi aldı, bakalım neler yapacaklar, ne kadar başarılılar diye böyle aportta beklediğini. Tam tersi, süreci sabot etmek için neyi, nerede, kimleri devreye alırım, nasıl bir sabotaj planı uygularım diye o da kendine göre plan yapıyor. Hocam bunun öncesi tatbikat olur mu? Mesela Irak ordusu, Türk ordusu bir tatbikat yapabilir. Yok artık tatbikat safhasından çok bence işte o ordu komutanının yaptığı toplantı da o. Yani bir ön hazırlık şeklinde kimin nerede konumlanacağına yönelik bir genel hatırlatmayla ön hazırlığınızı yapın şeklindeki bir toplantı olarak okuyorum ben. İşte o toplantıdan çıkacak sonuçlar, başlıklar artı harekatın planlaması. Yani önce buralarda mı ağırlık verilecek, eş zamanlı güneyde de mi başlayacak gibi birçok hadiseyi Genelkurmay biliyor. Suriye ve Irak da eş zamanlı olabilir mi? Biz Suriye'nin de dahil olduğu haritayı açabilir miyiz? Biz şimdi bunu yapacak imkan kabiliyetteyiz. Orada da arada boşlukta kalan alanlar var. Var canım. Onu zaten Suriye'de de benzer bir harekatı bütün Suriye genelinde yapacağız. Çünkü sınır ötesinde yaz ayı itibariyle artık bu problem çözülmüş olacak, ortadan kalkmış denecek diye ben soruyorum. Eş zamanlı Suriye, Irak için Irak kullanıyorlar diye bu cümleyi. Sadece Irak için bu cümle kullanılıyor. Benim şahsi tahminim, yani şahsi beklentim, Suriye'de sen miydin program başında Merve, İran var, Rusya var, Fransa'sı var, İngiltere'si var. Çok karışık bir kozmopolit tablo diye herhalde sen söyledin. O dediğin tablo doğru tablo. Dolayısıyla Irak'tan farklılık gösteriyor. Benim şahsi tahminim, şahsi yorumum, Irak'ı hallettikten sonra Suriye'nin gündeme alınacağı. Önce Irak, biz iki sonra bölgede, iki ülkede de harekat yaparız. O imkan kabiliyeti, hiçbir sıkıntı yok. Allah aşkına o yiğitler, yeter ki görevi ver, gerisini bırak. Ama hani o siyasi zeminde de bazı dengeleri korumak adına sanki önde bir Irak'ta harekatın olacağı, ardından Suriye'ye yönelik de bir harekatın peşi sıra geleceği kanaatindeyim. Peki ben. Irak'taki bu harekat sonrasında ya da esnasında oradaki PKK terör örgütü unsurları Suriye'ye geçiş yaparsa, ki orada
hakimiyeti altında olan topraklara. Zaten bu beklenen bir gelişme. Onun için bu hattın tutulması lazım. Önce Sincar dedim tabii. Bakın, mesela Coşkun abinin bir örnek vereyim. Sizin söylediğiniz o hatta mı Güngör Bey Irak ordusu görev alır? Ya Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü bakın ABD'nin gönderdiği tırlar da bu hattan geçiyor. Eski Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın bir açıklaması var. Coşkun Bey'in sözünü kesmemek için. Görevde olduğu sürede Pençekilit Harekat bölgesinde ABD'nin Suriye'de PKK'yı verdiği silahları bulduk. Hı hı. Ve çok ilginç bir şey daha dedi. Arap menşeli terörist bulduk burada dedi. Hı. Arap menşeli teröristler nerede? Sözde Demokratik Suriye Gücü içindeki Arap unsurlar. Yani PKK'nın yaptığı. Ben bu riskin, yani bu Türkiye'nin bu harekatının ne kadar önemli ve stratejik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri burada üsleri var. Her PKK'nın olduğu 200 metre, 300 metre üstü, ama bizim harekat bölgemizde üsleri yok. Erbil'de ve aşağıda Geyyara üstünde var. Bu Türkiye'ye bölgesel ve merkezi yönetimle bir işbirliği zemini daha da kolaylaştırıyor. Ama en son ne oldu? Barış Pınarı Harekatı'nın 9. günde dönemin ABD Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ankara'ya geldi. Biz harekatımız durdu. Bir gerçek. Mutabakat imzalandık. Türkiye'ye taahhütler gösterdiler. Türkiye'de 32 kilometre sınırında terörist olmayacak dediler. Taahhütlerini yerine getirmediler. Ben her zaman söylüyorum. ABD nitelikli dolandırıcı ve yalancı. F-35 paramızın üstüne yattı. Kendi imzası olan kağıda, devlet imzası, başkan yardımcısının, yani Trump'ın vekili imzaladı. O bile sözünü tutmayan. Bu sefer Türk devlet aklı ne yaptı? Dolmabahçe olağanüstü zirvesinde ortaya çıkan teröristan denen kendi güvenlik stratejisini yeniledi. Aslında söyleyeyim, onu da çok merak ediyorlar. Türkiye'nin ne yapacağını. Bakın ne dediler? Kim merak ediyor? ABD. Karşı ilkler olacak dedi. Yeni bir strateji olacak dedi. Açıklamayı okuyun. O metni iki defa okumamız lazım. Bu stratejiden sonra ne çıktı birden? Irak'la büyük bir harekat. Hep bunlar kararlaştırıyor. Yani karar vericilerin farklı yöntemleri var, kararlaştırıyor. Burası çok önemli bakın. Güney sınırımız. Ben bir tek bir şey anlatıyorum. Suriye'deki İç Savaşı'ndan dolayı Arap Ligi ile bağlantımız kesildi. Bizim tırlarımız tek Irak'tan gidiyor. Bu kalkınma yolu derken onu düşündük. Bizim buramıza bir yapıyı teröristten olarak oturtmaya çalışıyor. Güneyde hareket edemezsiniz. Bakın burada güvenliğiniz olmadığı sürece ne kalkınma yolu yapabilirsiniz ne bir şey. Türkiye'nin güney hattını hareketsiz hale getiriyor. Ondan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri dışarıya çıkıp vurmaya başladı. Buyurun hocam. Şeyle ilgili zaten orada ifade ettiğiniz husus önemli. Yani özellikle şimdi bu ziyaret kritik bir dönemde önemli bir ziyaret. Yani stratejik önemi açısından da çok önemli. Tabii bu sahadaki ifade edilen hususlar Türkiye'nin gündeminde, uzun yıllardır gündeminde. Yani Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor. Yapmayacak evet. Yani. Ama en geniş kapsamlı operasyonları zaten biliyoruz. Yani Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Hocam, Dalı. Burada mı? Ama önemli olan husus şu. Yani bu Irak ziyareti şu açıdan önemli. Türkiye'nin bakın çok geniş bir heyetle Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Sanıyorum 8 tane bakan vardı. Ve her alanla ilgili güçlü bir heyet. 26 tane antlaşma yapıldı. Evet, Stratejik çerçeve anlaşması şu açıdan önemli. Yani işin siyasi ve hukuki boyutuna belirliyor. Baktığınız zaman belirli konularda, ki başta güvenliktir bu. Hı hı. Belirli konularda sıkı, istikrarlı ve devamlılık arz eden komiteler kurmak suretiyle işbirliği yapma. Yani mekanizmayı sürekli işler hale evet. getirmek. Şimdi bu noktaya da çok doğru yine ifade edildi. Yani birkaç haftada karar verilmedi. Yani çok uzun, derin, aktif diplomasiyle gelindi buraya. Hı hı. Başta Hakan Fidan olmak üzere yani hem istihbarat hem Dışişleri Bakanlığı daha önce çok toplantılar hocam, yapıldı. Size bir katkı vereyim. Yeni bir durum ortaya. Türkiye'nin elini en çok ne güçlendiriyor biliyor musunuz? Kalkınma yolu. Bağdat'a sorulan bir şeyi söyleyeyim. Yani diplomatik masa. Dedi ki Bağdat'a 18 milyar dolarlık bir proje yapacağız. Kalkınma yolu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da dahil oldu. Bağdat'a şu soru soruyor. Kuzey'in güvenliği ne olacak? Bombaların ve teröristlerin olduğu yerde şantiye çalışmaz. Bu zaten Irak'ın adım atmasına ve bu duruma gelmesine. Tabii. Şimdi Türkiye ikinci perdede diyor ki mesela Telafer bir Türkmen bölgesi. Irak'ta 2 milyondan fazla Türkmen var. Telafer'den gelip bizim Fişabur bölgesine gelecek. Özellikle bu hattı. Buyur, orada bir şimdi bak buyurun, orada İrfan Hoca az önce bir şeye değindi. Mer Bey oraya bir İrfan Hoca'yı ben dinlemek isterim. Amerika bu yolu destekliyor mu, desteklemiyor mu?
Şimdi... Evet, yani şimdi geçen sene ABD G20 zirvesinde bu yol değil de bir başka alternatif Orta Doğu Avrupa transit yolunu gündeme getirdi. Ama işte Gazze Savaşı ve daha başka gelişmeler, çok sayıda indirme, boşaltma yapılması onu ikinci plana attı. ABD bu işin neresinde, kalkınma yolu projesinin neresinde? ABD neresinde? İran neresinde? Körfez'de diyor ki benim faaliyeti destekliyor mu? Bence ABD A'dan Z'ye 29-30 tane alternatif var. Her alternatife göre kendisini hızlı bir şekilde uyarlayabilecek potansiyele sahip bir ülke. ABD'de bir paradigma değişikliği izlenimi ortaya çıktı şu an itibariyle. Var mı sizce? Terör unsurlarını Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Bağdat'ın bilgisi dahilinde Türkiye'nin, onların az yahut çok katılımı olsa da Türkiye'nin tamamen Irak coğrafyasında elimine etmesinin kapısı aralandı. Daha önce biz buraya müdahale ettiğimizde Irak benim topraklarıma yönelik Türkiye'nin saldırılarını kınıyorum diyordu. Evet. Türkiye'yi şikayet ediyordu. Arap Birliği toplanıp karar alıyordu. Coşkun Bey diyor ki bugün durum farklı diyor, 2018'den farklı Arap noktadayız. Arap Birliği toplanıp karar alıyordu. Evet. Şimdi neticede bu kalkınma yolu projesi hem bölgesel yönetimin işine yarayacak bir şey, hem Irak merkezi hükümetinin jeopolitik olarak avantaj sağlayacağı bir proje. Ve bunun güvenli olabilmesi için buradan terör unsurlarının tamamen elimine edilmesi lazım. Bir parantez lazım. Bir de Bağdat hocam, çok önemli bir yere geldiniz. Bağdat Körfez'e entegre olmak istiyor. Kuveyt işgalinden dolayı biraz ötelendiler. Bakın gelen ülkelerken... Barzani ailesi de tabii, aslında gelen ülkelerken unsurlarının dışında bir yapı istiyor. Evet. Terör unsurları onların da çok başını ağrıtıyor. Şu an bölgesel yönetim Barzani ailesinin kontrolünde. Şimdi baktığımızda Talabani'yle ABD bu işin neresinde? Sizce neresinde hocam? Sürpriz sizin fikriniz vardır. ABD bu projeyi örtülü biçimde destekliyor. Öyle ve mi? Evet destekliyor. Bir peki süre sonra, çıkarı ne ABD'nin destekliyorsa bu, örtülü biçimde? Bir süre sonra bu çok daha net hale gelecek. Bölgede bulunan ABD şirketleri. Yüzlerce ABD şirketi oradaki var. Oradaki lojistikten faydalanacaklar. Tabii. Irak'ta bakın, Irak anlamımız için bir örnek vereceğim. Irak yılda ortalama 100 milyar dolar petrol geliri var. Para Irak'ın petrol hesabına yatmıyor. Petrol Bakanlığı. ABD'de bir hesaba yatıyor. Yapılan evet. 2000 ABD'nin ikinci müdahalesinden sonra yapılan anlaşmayla. Bölgesel yönetimle ilgili sorunları dolar, var. 100 milyar dolar. Tabii ortalama. Irak'ta petrol gelirinde şimdi, ABD'nin hesabına yatıyor. Ondan sonra Irak'a geçen Sudani'nin 4 günlük ziyaretinde en büyük başlıklardan bu. Bir yönetim şekli var. Bir anlaşma gereği. ABD o parayı kullanıyor. Hemen salmıyor. Ve istediği şekilde kendi parasını yönetemiyor. Bundan çıkması için yani Bağdat'ın bir proje, bir ekonomi ortaya koyması lazım. Şimdi burada aslında yani fotoğrafı yukarıdan biraz bakarsanız, şimdi burada Türkiye'nin temel hedefi ne? Türkiye'nin temel hedefi burada terörle mücadele. Hı hı. Yani özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinden sızan terör eylemlerine yönelik bir ortak mücadeleyi komşuyla Irak'la başlat. Türkiye'nin temel hedefi bu. Kalkınma projesi değil bakın. Türkiye'nin temel hedefi terörle mücadele. Tabii, terör Irak sanırım. Açısından baktığınızda işte 30 yılı aşkın süredir işgal altındaydı. Fiilen üçe bölünmüş. Yavaş yavaş işte devletleşme noktasında bir sürece gelmiş. Onun için de en önemli şey, hedef kalkınma yolu projesi. Çünkü sadece kalkınma yolu projesi değil, sadece ticaret, enerji, tarım değil. Su da önemli. Bakın Dicle ile Fırat'la gelen su Irak'ın su ihtiyacının %70'inin üzerindekini karşılıyor. Onunla ilgili anlaşma. Ona bir ara itiraz sınır ediyorlardı. Ötesi, sınır aşan sulardan bahsediyoruz. Dicle ve Fırat. Irak için de bu çok önemli. Şimdi ben bu meseleye bakın önemli bir ziyaret, stratejik bir önemli. Ben yine de ihtiyarlı iyimserlik içindeyim. Çünkü az önce de bahsi geçti. Özellikle üçüncü aktörler. Ve açıkça da söyleyeyim. İran, İsrail. Kalkınma yolu projesine mi o, peki? Tabii yani bu süreci sabote etme noktasında girişimleri olabilir diye biraz şey diyeyim. O nedenle ihtiyatlı karşılıyor. Yani ki, Irak devlet olarak. Diyor kalkınma yolu projesi. Tabii. Kuzeyimde de diyor Zengezur koridoru. Ben arada kaldım. Hiçbir şimdi şey bakın, bana ihtiyacım Süveyş kanalı olacak. Var. Az önceki projelerden bahsedildi. Süveyş kanalı. Hocam gene gösterin şuradan. Süveyş kanalını gördüğümüz bir harita açalım mı? Arkadaşlar haydi duruyordu. Hocam siz deniz su bu kalkınma yolu projesinin özelliği şudur. Özellikle Basra'dan
Türkiye sınırına kadar uzanan bir hatta kara ve demir yoluyla oradan da bir bölümü Akdeniz'e, bir bölümü de oradan Avrupa'ya gidecek bütün şeyi, enerji naklini sağlamaya yönelik. Hem demir yolu... Şuradan bahsediyorsunuz. Siz kalkmıyorsunuz hocam. Ben bakın, göstereyim. Yok. Diyor ki buradan Basra Körfezi'nden karayolu ve para demir yolu paralel olarak ilerleyecek. Göremiyorum şuradan, oradan. Hocam şuradan. Şuradan. Burası evet. Basra Körfezi. Bakın bu kalkınma yolu projesiyle de ilgili bir mutabakat zaptı imzalandı. Sadece Irak'la ve Türkiye ile ilgili değil. Hı hı. İçinde Küveyt var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Katar var. Bu sefer imzalandı. Pardon, Katar. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yani dört ülke kalkınma yolu projesiyle ilgili bir mutabakat zaptı imzaladı. Ama Kuveyt'le İran yok. Yok, yok. Ama buradaki önemli olan husus şu. Süveyş kanalı. Ne bakarsanız şimdi bu Gazze'deki savaş, işte İsrail'in durumu hocam. İtibariyle bugün uluslararası ulaşım noktasında, yani özellikle petrol ve doğalgaz kaynaklarının işte diğer bölgede, üçüncü bölgelere, başta Avrupa olmak üzere ulaştırılması noktasında yeterli güvenliği sağlamıyorlar. Potansiyel bir İsrail-İran savaşı göz önünde bulundu. Dolayısıyla Basra Körfezi'nden ulaşacak, Türkiye sınırına ulaşacak bir demir ve karayolu bu açıdan çok önemli. Bizim için de çok önemli. Bu projenin de maliyeti çok... Süreyi de kısaltıyor hocam. Şimdi o yoldan gittiğinizde... Buradan şeyi geçmesi gün, lazım. Yolu 25 da. Gün Babül Mendap Boğazı'ndan Aden Körfezi'nden... Hocam işte, buyurun. Peki geçiş hocam. Geçtiğinizde 35 gün. Öğütburnu dolaştığınızda 45 gün. 45 gün. Asya'yla Avrupa maliyeti de azaltıyor. Ticaret. Bir yani şey söyleyeyim her ikinize de. İrfan hocama da, Selami hocama da. Bu yol... Kalkınma yolu projesi. Buradan itibaren en fazla uzun vadede Çin'in ticaretine yaramayacak mı Avrupa ticaretine? Nasıl ABD destekliyor örtülü olarak? Şu an kuşak yol projesinin dışında. Fakat Çin'e eklemlenebilir bu. Çin çok geniş, destekliyor hocam. Çok geniş bir tüm böyle eski dünya dediğimiz Asya, Avrupa, Afrika'da ekonomik hegemonya kurmasını öngören bir projesi. Tamam. 2013'te açıklandı. Çin Komünist Partisi yaptı bunu mesela. Ama hem aynı anda Çin'in aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret olarak desteklediği proje olabilir mi? Nasıl olur? Yani o çünkü Avrupa ile ticarette aksama olduğu zaman onun yaratacağı tehlikelerin ortadan kalkması bakımından ABD açısından emniyet taşıyor. ABD'de bir paradigma değişikliği söz konusu. Yani Coşkun Bey bir dakika. Tabii ki hocam buyurun. Şimdi bir şey anlatayım. O Irak'taki terör unsurlarının buranın güvenli hale gelmesi için Türkiye tarafından Irak'ın bölgesel yönetiminde az çok katkı vereceği bir şekilde elimine edilmesini zımni olarak ABD kabul etmiş durumda. Fakat Suriye'de tam bununla çelişkili olarak PKK'ya işte topraklarının üçte birinde bir devletleşmeyi de yürütüyor. Çünkü seçenekleri açık tutuyor ABD. Konjonktüre göre, uluslararası gelişmelere göre her ikisine göre de yeni düzenlemeler yapabilecek. Yani temel amacı ne? Bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmak. İsrail için tehdit olan, potansiyel tehdit olan unsurları elimine etmek. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu Türkiye için de çok önemli. Çünkü dünyadaki gelişmeler bazen böyle transformasyon sizin başınıza problem çıkarır. Bazen de size bir fırsat yaratır. Şimdi bu Türkiye'ye çok önemli bir fırsat yaratıyor. Jeopolitik konumu bakımından kesinlikle çok önemli bir fırsat yaratıyor. İki, 40 yıldır, 1984'te miydi ilk PKK'nın saldırısı? Evet, 40 yıldır uğraştığımız bir problemin de ortadan kalkması bakımından bir dönüm noktası olabilir. En azından Suriye içerisindeki terör unsurlarını Türkiye öngörülebilir bir gelecekte meşru olarak buradakilerin de desteğiyle, ABD'nin de göz yummasıyla elimine etme fırsatı yakaladı. Bu bir süre sonra Suriye içerisinde bu 911 kilometrenin aksayan kısımlarında da tampon bölge kurulması ve bir süre sonra da bu PKK'nın kontrol ettiği bölge üzerinde hakimiyet kurulması yahut da işte Suriye rejiminin hegemonyasının oraya teşmil edilmesi şeklinde yeni bir gelişmeye kapı aralayabilir. Yani ben bunun imzalanan anlaşmalarla birlikte artık kuvveden fiile, yani böyle düşünce aşamasında pratiğe doğru yansıması için çok önemli bir aşamayı geçtiğimizi düşünüyorum. Tabii ki ABD'ye karşı ihtiyatlı hareket edeceğiz. Fakat Irak Merkezi Hükümeti'nin ve bölgesel Kürdistan yönetiminin desteğini almış olmamız önemli. Buradaki Barzani İdaresi
Yani buradan dolayı kazanacağı avantajı da düşünüyor. Merkezi hükümetle ilişkilerinin raya oturacağını düşünüyor. Ekonomik zenginliğin kendilerine istikrar sağlayacağını düşünüyor. Irak'ta netice olarak Saddam'ın devrilmesinden bu zamana kadar hep böyle başarısız devlet statüsünde ve bunu bir an önce buradan uzaklaşıp zenginliği halka yansıtan bir yapı kurma çabasında Irak'ta bir transformasyon gerçekleşti. Irak'ta yani Sünniler, Saddam Hüseyin yönetimi hakimdi. Bunlar yani nüfusun %25'ini falan oluşturuyordu. Çoğunluk Şii. Şimdi ilk defa bu şeyden sonra Saddam'ı devirme operasyonundan sonra Şiilerin merkez hükümette ağırlıkta olduğu ve buradaki Barzani'nin Kuzey Irak bölgesel yönetiminin de otonom bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Türkiye'nin bu bölge üzerinde ağırlığının artması aynı İrfan zamanda hocam, Türkmenlerin de. Ben diyecektim. Türkmenlerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistem içerisine Irak Cumhurbaşkanı açıklamasından sonraki nakledilmesinin kapısını aralayacak. Evet. Böyle bir Irak yoldan Türk, mümkün. Irak Türkleri hak ettiği yerde olmalı. 2023 ortasından beri Kerkük Yumurtalık Boru Hattı çalışmıyor. Harekete geçecek. Şimdi o çalışacak. Bir yıldır kapalı o çalışacak. Sonra Özal devreye döneminde, girdiği zaman o zaman evet. O hat üzerinden taşınacak yani olan petrol ve doğalgazda. Onun güvenli hale gelmesi lazım evet. Oranın çünkü yani bunun açılacak olması orada terör unsurlarının elimin edilmesini gerektiriyor. Hı hı. Bir başka husus burada Irak yönetimi sınır aşan sular konusunda 1980'de Turgut Özal döneminde saniyede 500 metreküp. Türkiye böyle bir taahhütte bulunmuş. Bunun aynen Dicle Nehri bakımından uygulanmasını istiyor. Şimdi iki tane nehir var. Fırat önce Suriye'ye giriyor. Ardından sonra işte giriyor. Böyle birleşip Şattül Arap delta oluşturup Basra Körfezi'ne dökülüyor. Dicle doğrudan Irak'a giriyor. Evet. Dicle üzerindeki suyun saniyede 500 metreküp olmak üzere kendilerine 1980'deki taahhüde uygun olarak kendilerine bunun sağlanmasını istiyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki yani küresel ısınma var ki, bizim de en büyük hatta şöyle dedi bizim için de stres unsuru dedi. Ama biz dedi su zengini değiliz. Değiliz su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Bu meseleyi en makul ve karşılıklı uzlaşıyla yapabiliriz. O da uluslu barajından. Önemli olan husus şöyle yani bu ayın. Bir iki cümleyle aydınlığım hocam bittik sürecin sonunda. Hemen bir iki cümleyle şimdi Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki terörle mücadele noktasında ortak önlemlerin alınması, ortak hareket edilmesi çok kıymetli. Yani buna ilişkin bir yazılı antlaşmanın metnin ortaya çıkması önemli. Dediğim gibi umuyoruz ki inşallah. Irak iradesi bu yönde tecelli eder. Yani i̇nşallah. Üçüncü aktörleri ben... Çıkarlar onu gerektiriyor. Yani ben, başka türlü Irak'ın başka seçeneği yok. Yani hayır. Şimdi Irak'ın başka seçeneği yok ya mesela İran meselesine... İran tabii ki bunu engellemeye çalışacak. İşte onu diyorum hocam. Yani selam umarım hocam. Ki onlara teslim bütün olmaz. Bütün bu anlattıklarımız PKK ortadan kalkmadan olmaz. Yani Türkiye için çünkü ana burada... Ana odaklanmamız gereken nokta Türkiye Irak'ın için, kuzeyinde PKK olduğu sürece Türkiye, bütün bu yaptığımız şeylerin hiçbir kıymetli harbiyesi kalmaz. Kalkınma yolu ilk önce PKK'nın Irak'tan i̇şte kazanması mesele gerekiyor. O. Ben onu kalkınma yolu güzergahı boyunca yani terör unsurlarının karşılıklı Türkiye için engellenecek. Kalkınma yolu projesi son cümleniz hocam. En önemli stratejik hedef değil. Benim terörle mücadele noktasında işbirliği yaparsanız merkezi hükümet sağlanır. Olarak ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı dönüşte de çok açık vade etti. Yani ya sizinle ya sizsiz biz bunu yapacağız ama uluslararası hukuka uygun adımlarımızı atacağız. Bunu altında çizmesi önemli. Çünkü uluslararası hukuka yönelik bu sınır ötesi operasyonlarının meşru temeli vardır. Peki meşru Profesör Doktor Selami Kur'an çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger çok teşekkür ediyorum. Coşkun Başbuğ çok teşekkür ediyorum. Güngör Yozarsan teşekkür ediyorum. Memleket meselesinde bugünlük burada noktalıyorum. İyi geceler diliyorum herkese.